Türk ulusu olacaktı ve bu Türk ulusunun inşası sürecinde Cumhuriyet'in eşitlik ilkesi en başta sakat doğdu. Ve daha sonra günümüze kadar geldiğimizde bakıyoruz ki o Cumhuriyet'i dahi, hatta şunu da ben söyleyeyim, yani 1982 Anayasası eğer numaralandıracaksak, eğer 24 1. Cumhuriyet, 61 2. Cumhuriyet, 82 3. Cumhuriyet'te şu an 3. Cumhuriyet'i arar durumdayız. Ben buna numara koymuyorum. 2017 16 Nisan referandumuyla halka empoze edilen, o gayrimeşru referandumla halka empoze edilen şeyin müesses bir nizama dönüşmeyeceğini iddia ediyorum. Ve bunun da bir ara rejim olarak, bir tuhaflıklar rejimi olarak sürdürülemeyecek, fabrika ayarları gereği kendini imhaya programlanmış bir ara dönem olarak, bir anomali olarak, bir anomali, evet belki en doğru ifade bu. Normalden sapma. Evet, çünkü anlamadım. Yani bununla böyle devam etmesi mümkün değil. Eşitlik ilkesine oradan geleceğim. Şöyle, Cumhuriyet kurulurken işte bir Türk ulusu yaratılmak isteniyor. İmparatorluk bakiyesi, bir ahaliden. Yani bir toplamdan, burada hem farklı etnik gruplar var hem farklı dinsel gruplar var. Ama yani o zaman da referans alınan şey aslında şu. Geçen dün Ersin, Profesör Doktor Ersin Kalaycıoğlu'yla Sedat arkadaşımızın yayını oldu, Pişirici'nin. Çok güzel bir yayında, onu tavsiye ediyorum bu vesileyle de herkese. İşte Cumhuriyet'in kurucu ilkeleri, teorisi itibariyle Jean-Jacques Rousseau ve Montesquieu'ye atıfta bulunuldu ama Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşunda Renan da etkili olmuştur. Yani Ernest Renan'ın 1882'de Sorbonne Üniversitesi'nde Millet Nedir? Keskün Nasyon, evet. Yani başlıklı 22 sayfalık bir konuşması var. Yani orada millet kavramının aslında bugün anlaşıldığı üzere ırk, din, dil ve coğrafya ile sınırlı tutulamayacağını, bununla tarif edilemeyeceğini, böyle bir ortak paydanın üzerine oturtulamayacağını, bir ruh ve manevi ilkenin gerektiğini, bir ortak ve zengin bir hafıza mirası olmasının lazım geldiğini, bir geçmişin olması lazım geldiğini ve bugünü itibariyle de bu tasavvur edilen milletin bir ortak yaşama arzusuna sahip bulunması gerektiğini ve bu hafızayı da çoğaltarak geleceğe intikal etme iştiyakı, ne diyelim ona, kararlılığı içinde, azim ve kararlılığı içinde olması gereken bir ahlaki bilinç ortaya koyması gerekiyor. Şimdi